Diyarbakır Şehir Hastanesi de bin yataklı, işte sizin de ifade ettiğiniz gibi e, Sağlık Bakanı tarafından e, sağlık üssü olarak nitelendirildi. 2020'de işte ihaleyle Limaka 1 milyar 93 milyona eski parayla 1 katrilyon 93 trilyona e, ihale edildi. İşte 2021'in sonlarında e, bu inşaatına yani yer şeylerine falan başlandı. Şimdi işte böyle hızlıca başladılar. Tabii o o bölgedeki araziler, arsalar, evler bir iki katına iki katına çıktı değerleri hiç olmayacak şekilde. Sonrasında işte yaklaşık iki aydır da e, inşaat tamamen durdurulmuş. Oradaki işçiler evlerine gönderilmiş. Belli ki bu eski parayla bir katrilyon, 93 trilyonluk para onlara yetmedi. Onların yiyeceği kadar para değil. Bu ekonomik kriz, ekonomik dalgalanma onların rantından azalttı ki yani karlarından azalttı ki bunlar daha fazla paralar istiyorlar. Yani bu ülkede inşaattan çok fazla anlamayan birisi bile çok basit kalemlerle çok bu paralara çok büyük hastaneler açabilir. Çok büyük hastanelerin tefrişatlarını yapabilir. Bunlar 2002'de iktidara geldiklerinde şu vaatle geldiler. Biz hastanelerin önünde fiş yani muayene olmak için alınan fiş kuyruklarına son vereceğiz dediler. Pratikte evet fiş alma kuyruğuna son verdiler. Ancak randevu sistemindeki kuyrukları arttırdılar. Sanal kuyruklar var. İnsanlar bir ay, iki ay randevu alamıyorlar. Dolayısıyla insanlar bu kadar uzak günlere randevular alacağı alıyor durumdayken biz bu hükümet bize şehir hastanesi, efsanesi oluşturmaya çalışıyor. Kocaman bir rant. Diyarbakır'da bu şehir hastanesinin yapılacağı yer hazine arazisi. Yani bu Limak grubuna verilen şey de hazinenin bir bağışı gibidir. Bu verilecek olan paralar bizim cebimizden çıkacak. Bu eski parayla bir katrilyondan daha fazla olan para bu vatandaşın cebinden çıkıyor. Hazine dediğimiz şey vatandaşın, halkın cebidir. Biz bunun tamamen bir rant alanı olduğunu biliyoruz. Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin de şu anda firması tarafından e, tasfiye kararı alınmış olmasının da rantın paylaşılamaması, var olan rantlarının azalması olduğunu düşünüyoruz.